Bir uzman görüşü alacağız. Ata Yatırım'a gidiyoruz. Ata Yatırım Araştırma Direktörü Murat Barışık karşımızda olacak. Murat Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle Borsa İstanbul'la başlamak istiyorum. 94 bin puan üzerine yerleşme çabası var. Aslında hareket 81.936'dan başladı. Kayda değer bir yükseliş. Siz bunu bir trend değişikliği olarak yorumlar mısınız? Ve şayet artık yükseliş trendi içindeysek hangi seviyeleri yukarıda takip etmek lazım? Tabii ki. Bugün endeks güne pozitif başladı. Küresel piyasalarında olumlu hava söz konusuydu. Daha sonra gün içerisinde alış satış baskısı altında kaldık. 93.600 seviyelerine doğru bir geri çekilme gördük. Fakat son 1,5-2 saattir yeniden hem küresel piyasalardaki pozitif hareketler hem de içeride kur tarafındaki gerilemeler bizi olumlu etkiliyor. 95.000 sınırına geldik diyebiliriz. 95.000 direnç noktası bizim için kritik bir bölge. Birkaç gündür de bunun altını çiziyorduk raporlarımızda. 95.000 direnç noktasının üzerine çıkması, üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi endekste momentumu hızlandıracaktır. Yukarı yönlü hareketlerin tabaca 97.500 ardından 99.000 seviyelerine doğru gitmesinin yolunu açacaktır diye düşünüyoruz. Burada her şey olumluya döndü, trend pozitife dönüyor demek için daha erken. Fakat olumlu adımlar 95.000 seviyesinin üzerinde daha da belirginleşir diye düşünüyoruz. Tabii dolar TL'yi de sormak istiyorum. Kayda değer bir düşüş hareketi var gün içinde. Dolar endeksinde de bir miktar gerileme var. Bunun sebebini neye bağlarsanız, öğleden sonra izlediğimiz haftalık işsizlik maaşı başvuruları örneğin bir faktör olabilir mi? Ve yine bu hareket devam ederse aşağıda hangi desteklerde dolar TL tutunabilir sizce? Evet, baktığımızda kur tarafında son birkaç gündür özellikle 6.79.50'lere doğru, 6.79 mas üzerine doğru birkaç hareket vardı. Bu noktayı kıramayınca teknik olarak geri çekilmeler hızlandı. Bugün hatta çok yakın bir yarım saat önce 6.62'lere kadar geri çekilen bir kuru gördük. Burada sadece biz de geri çekilmiyoruz. Biz daha olumlu geri çekiliyoruz ama ZAR'da da, Güney Afrika'da da bir geri çekilme söz konusu. Bize benzeyen ülkelerin para birimlerinde dolara karşı değer kazanma söz konusu. Ayrıca sizin de daha demin belirttiğiniz üzere dolar endeksleri, yani global bazda dolarda bir geri çekilme söz konusu. Burada da 99.30 seviyesini takip ediyoruz. Orayı kırması durumunda 98'lere doğru bir hareket görebiliriz. TL bazında ise geri çekilmelerde 6.60-80 seviyesi destek noktamız. Bu noktanın altına sarkması durumunda kur tarafında geri çekilmeler hızlanarak devam eder diye düşünüyoruz ama 6.60-80 seviyesi önemli bir destek. Bu noktaya kadar gelişmeler yaşanabilir. Önemli olan bu noktanın altına sarkması olacak. O noktayı takip ediyor olacağız. Çok kısa bir süremiz kaldı. Bu süre zarfında da ham petrol piyasası ile ilgili kısa bir değerlendirme rica ediyorum. Özellikle OPEC'ten gelecek haberleri takip ediyoruz. Piyasanın yönü ne tarafı olur sizce? Tabii ki kesinlikle OPEC toplantısını dikkatli takip ediyor olacağız sonuçlarını. Eğer burada kabaca söylenenler 10 ve 15 milyon varil civarında bir kısıntı ama burada bir kararın çıkması önemli olan, yani 10-15 milyon bir şey ifade etmeyecek. Çünkü talepten dolayı 26 milyon varil bir eksiklik var. 10-15 milyon varil bize bir şey ifade etmeyecek ama bir anlaşmaya varılması önümüzdeki toplantılarda yine arz kısıtlarına gidebileceği sinyalini vereceği için olumlu algılanabilir. Burada da takip ettiğimiz noktalar 34-20 seviyesinde direnç noktası. Bu noktanın üzerine çıkması durumunda petrolde 35-80-36 bandına doğru bir hareketlenme görme ihtimalimiz kısa vadede olabilir. Murat Bey çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız ve analizleriniz için. Böylelikle final...